Herkese selamlar arkadaşlar. Ben sunucunuz Sen Ceret. Bugün sizlerle birlikte Ustalar Sınıfı'nın 3. bölümünü çekiyoruz ve gerçekten inanılmaz bir savaş var. Bazen oyunda zor pozisyonda kalabiliyoruz ama bugün o zor pozisyonlarda nasıl kendimizi avantaj olarak çevirebiliriz? Hep beraber bunları inceliyor olacağız. İsterseniz direkt olarak pozisyonumuza geçelim. Evet, pozisyonumuz Nigma Gaming ve Damwon Gaming arasındaki mücadelede geçiyor olacak. Hamudi evin içerisinde tek başına, canı çok azdı, şimdi canını burada dolduruyor olacak. Bu arada Damwon Gaming'den buraya doğru bir kafa geldi. Bu arada Nigma Gaming'in diğer oyuncuları da tepenin arkasında buraya doğru net şekilde açıları var. Hamudi üst katta tek başına sıkıştırılmış konumda. Üst tarafa doğru bombalar geliyor ve birazcık daha burada zor pozisyonda, sıkışık pozisyonda kaldığını söyleyebiliriz Hamidi'nin, ama tepedeki arkadaşlarının da buraya doğru net bir görüşü vardı ki Damwon Gaming oyuncuları içeriye doğru girdiği zaman bu bütün avantajı aslında kaybetmiş oldu ve Hamudi tek başına kalmış oldu. Şimdi Hamudi'nin bakış açısından bu pozisyonu nasıl oynadığını görelim. Çok kritik bir hamle yapıyor. Ne yapıyor? Gelen rakip takım oyuncularını tutma amaçlı koşu yollarına bombalar atıyor ve camın önüne doğru atmış olduğu da bir sis bombası var. Bu da çok kritikti. Çünkü onların bir takım arkadaşının uzaklardan buraya doğru bakış açısı olabileceğini düşünüp buradaki camı Smo ile birlikte kapatıyor. Hemen arkasındaki camda zaten takım arkadaşları var. O yüzden buraya karşı rahat ve buradaki rahatlığını çok iyi kullanıyor. Buradan atlayıp bir de üzerine bir nak çekmeyi başarıyor. Sonrasında zaten diğer oyuncular kaçmak için araca doğru biniyor ama burada Hamudi'nin çıkartmış olduğu nakla birlikte elleri kolları adeta bağlanıyor ve buradan da çıkma fırsatına sahip olamıyorlar. Forrest'ın şu anda köşeden gelen takım arkadaşlarına karşı, Hamudi'nin takım arkadaşlarına karşı mermiler gönderdiğini görüyoruz. Sonra içeriye doğru giriyor. Bir oyuncusu yerde Damwon Gaming'in. Buraya doğru bir kafa söz konusu. Artık 3 oyuncular artık burada Damwon Gaming'i hapsetmiş konumda. Nigma Gaming gayet iyi pozisyon. Şimdi üst tarafta tek başına kalan isim Juni. Onun üzerine doğru koşuyor oyuncular. Burayı da çok rahat bir şekilde oynadıklarını gelen bombalarla birlikte görebileceğiz. Bir oyuncunun zaten bombayla birlikte canı çok fazla azalmıştı. Ve Hamudi takım arkadaşları bu zorlu pozisyondan nasıl çıktığına hep beraber şahit olduk. Burada bir açıdan daha bakalım. Geçtiğimiz sefer Hamudi'nin açısından bakmıştık. Şimdi Damwon Gaming oyuncularına bakıyoruz. Dışarıda mermilerin geldiğini görüyorlar karşı tepeden. Mermiler gelince direkt olarak kendilerini evin içerisine doğru atıyorlar ama üst tarafa çıkamıyorlar. Üst tarafa neden çıkamıyorlar? Hamudi'nin çıkartmış olduğu bombalarla birlikte buraya doğru gidecek bir yolları yoktu aslında. Bütün açıları kapanmıştı. Sonrasında bu pozisyonda Hamudi kendisine güzel bir pozisyon yaratmak için geriye doğru atlıyor. Çünkü geri tarafta, bir kez daha söylemiştim, takım arkadaşlarının net bir baskısı var. Herhangi bir rakip oradaki pencerenin altına yaklaşamaz. Bunu çok iyi kullanıyor Hamudi. Ve sonra inip bir nak aldıktan sonra takım arkadaşlarına ne demek oluyor bu? Gelin artık buradaki işe beraber devam edelim ve takım arkadaşları da araca binip buradan güzel şekilde, güzel zamanlamayla birlikte gelip 3'e 2 pozisyonu rahat bir şekilde oynuyorlar. Son kalan isimin nasıl düşünüldüğüne bakmanızı istiyorum. Gelen bir bomba söz konusu Juni üzerine doğru. O bomba onun canını çok fazlasıyla azaltacak. Bakar mısınız? Neredeyse bir canı kalıyor burada. Lord tarafından gelen bomba zaten Forrest'ı almıştı. Bir canı kalan oyuncuya karşı da çok fazla zorlanmadan buradaki mücadeleyi net olarak kapattığını söyleyebiliriz. Evet, buradaki pozisyonu inceledik ve bir oyuncunun, bir takımın çok zorlandığı bir pozisyondan nasıl rahat olarak, nasıl daha rahat çıkabildiğini hep beraber şahit olduk. Bu taktikleri mutlaka kendi oyununuzda denemeyi, yapmayı unutmayın. Buradan şimdilik size veda ediyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.